Merhabalar, İskenderun Demir Çelik videosu. İskenderun Demir Çelik diğer demir çelikçilerden biraz negatif ayrışta. Yani Ereğli ile böyle sanki biraz benziyor ya. Ama şimdi İzmir Demir Çelik falan var, onlar yürüdü. Ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum, hani karşılaştırmalı bakmadım. Dediğim gibi biraz sanki negatif ayrışma var. Formasyon söyleyeyim, hemen daralan üçgen, yani üçgen formasyonu var. Eşkenar üçgen bu. Pinleri aldım burada. Hani almayanlar da var, alanlar da var. Bir bu dikkatimi çekti. Üçgenler biliyorsunuz tehlikeli. Yani işlem yapmak için hacimde de bir şey. Yani şurada gerçi şunu daralan üçgen diyorum ama birkaç günlük. Hacim olarak da bir soru işareti var. Yani şuradaki hacim bozuyor sanki biraz formasyon ama genelde dikkat etmekte fayda var. Çünkü böylesini de gördük, görmedik değil. Bazen hani arada böyle bir hacim bozulduğu anlamına gelmeyebiliyor formasyonu. Yine de dikkat etmekte dediğim gibi fayda var. Onun için anlatıyorum. İkinci bir şey daha var. 50-200'de bir dead cross var. Yani kırmızı olan arkadaş, yeşil olan 200 günlük ortalamayı, kırmızı olan 50 günlük kesmiş yukarıdan. Bu dead cross demek bir düşüş alametidir. Uyarayım, her zaman tutmaz. Yani tutmaz derken mesela şuradaki, ha bak bunda güzel bir örnek varmış. Bir evvelki videoda yoktu. Onda da bir dead cross vardı, gösteremedim. Mesela şuradaki gibi. Bazen dalar, çabuk çıkar. Yani bazen dalar şuradaki gibi. İşte böyle upuzun devam eder o dalış. Onu da hani ona da dikkat etmekte fayda var. 50 gün 200 gün kesişmesine. Dikkat etmekte fayda var. 50 günün biraz yükselmesi lazım. Tabii 50 gün yükselmesi için fiyatın da 50 günün üstünde durması lazım. Bugünkü fiyatın. Şimdi İskenderun Demir Çelik. Şimdi şurada şey var. Hani üçgenin üstüne giderse şurayı alttan kırması önemli. Bu bir kısa bir düşüş trendi. Yani bunu alttan kırabilirse trendin değiştiğine doğru bir alamettir. Kıramazsa bunun altı tehlikeli. Stop stop diyen olursa şöyle göstereyim. Yani altı 60'lar 70'in altına sarktığı zaman stop konulabilir, düşünebilir yatırımcı arkadaşlar. Direnç diyen olursa o burada, onu söyleyeyim. 7.49, 7.50 diyebiliriz dirence. Burası bir direnç. Fibo'da çekelim bunu. Şuradan. Ya şimdi bunun da rengi. Şöyle alayım mı? Biraz da büyüteyim. Şimdi Fibo abi yukarıda 0.618 oranında 7.22, aşağıda 0.5'te 6.88 diyor. Orası da zaten şeye denk geliyor. Bugün için, bugün yarın için trendin alt noktasına denk geliyor. İzlemek lazım. Yani üçgenin bitişini. Çünkü üçgen bir kararsızlık alameti. Gerçi yani sanki bugünlerde dediğim gibi o kararsızlığı da bir bozma eğilimi var. En azından birkaç gün görmek lazım kağıdın yönünün belli olması için, öyle söyleyeyim. RSI iyi zaten, orada daha şeydeymiş yani. Ayı piyasasından yavaş yavaş boğalara doğru gelmiş. Bakalım boğalarda böyle devam ederse o zaten tüm yatırımcının arzuladığı bir şey. Boğa piyasasına girerse. Başka söyleyeceğim bir şey İskenderun Demir Çelik için. Ha, şirket özelinde haberleri bilmiyorum, onu söyleyeyim. Yatırımcısıysanız kapa bildirilen veya sektörel veya medyaya aksenin şirket haberlerini takip edin. Onlar da çünkü fiyatlarda şey neden oluyor. Oynamalara, kırılmalara neden oluyor. Trendlerin değişimine neden oluyor. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Hepinize iyi akşamlar.